Victoria bitkisi. Şekerden 200 kez daha tatlı ve tadı meyan kökünü andırıyor. Şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılan stevia, İspanya'nın güneyinde tropikal iklim yapısıyla tanınan Malaga'da yoğun bir şekilde yetiştiriliyor. Bu bölgede Sergio Martin gibi birçok çiftçi bir süredir geleneksel ürünler yerine daha yüksek kazanç sağlayan stevia yetiştiriyor. Eskiden domates, biber, soğan ve patates ekiyordum. Ancak bu tarz tarımcılığın geleceği oldukça karanlık. Bu yüzden ben de başka tip bir tarımcılığa geçmeye karar verdim ve stevia üretmeye başladım. Çünkü bu bitki haşerelerin ilgisini çekmiyor ve senede 3 hasat zamanı var. 4 yıldır stevia ekiyoruz ve bir daha ekmemize gerek yok. Stevia'nın içinde bulunan steviol maddesi türünün tek örneği. Bu madde sıfır kalori içeriyor ve insülin seviyesini etkilemiyor. Bu sebeple de diyabet hastaları için vazgeçilmez. Steviol maddesini elde etmek için stevia önce kurutuluyor, sonra kaynatılıyor. Kilolarca kurutulmuş yaprak teslim alıyoruz ve içindeki etken maddeleri çıkarmak için kaynatmaya başlıyoruz. Kaynatıldıktan sonra elimize geçen madde işte buna benziyor. Steviol'ün bu haliyle Avrupa Birliği'nde kullanılması yasak. Onu arıtıyoruz. Arıtma süreci mikro, ultra ve nano süzme gibi farklı etaplardan oluşuyor. Ta ki ürün saflaşana kadar. Bu arıtılmış ürün içinde en az %95 steviol olduğu sürece seyreltilmiş olarak pazara sürülebilir. Ama yaygın olarak saf stevia tozu olarak satılıyor. Puro de stevia. Steviol sıvısı pazara sunulmadan önce stevigran işleminden geçirilerek stevia tozuna ve hapına dönüştürülüyor. Son yıllarda yapay tatlandırıcılar gibi yan etkileri bulunmayan stevia'nın popülaritesi oldukça arttı. Ancak bu bitki sanıldığı kadar kusursuz değil. Birçok bilim adamı ve beslenme uzmanı stevia'nın insan bedeni üzerindeki etkileri hakkında yeterli araştırma olmadığına dikkat çekiyor. Profesör José Miguel Müller de onlardan biri. Süpermarketlerde birçok ürün bulacaksınız ama etiketi dikkatlice okuyun. Eğer stevia'dan üretildiği yazıyorsa bu içinde stevia olduğu anlamına gelmez. Çünkü stevia bitkisinin satılması yasak. Peki neden? Sorun stevia'nın farmakolojik bir bitki olması. Erkeklerde kısırlığa yol açabilir ve kan basıncını tehlikeli şekilde düşürebilir. Bir diğer sorunsa stevia'nın şeker hastalarına bir çeşit tedavi olarak pazarlanması. Bu çok büyük bir hata. Stevia hiçbir diyabet tedavisinin yerini tutmaz. O sadece diyabet hastaları için uygun bir tatlandırıcı. Çünkü sakarin ve aspartam gibi insülin seviyelerini yükseltmiyor. Avrupa Birliği 2011 yılında aldığı kararla bitkinin içinde bulunan steviol maddesini yeni bir yiyecek maddesi olarak tanıdı. Ama stevia'yı bir yiyecek ürünü olarak tanımıyor. Bu sebeple bitkinin kendisinin satılması ve tüketilmesi yasak. İspanyol çiftçiler stevia'nın Avrupa Birliği'nde özgürce dolaşımı için yıllardır mücadele veriyor. Avrupa'da yüzyıllarca geleneksel bir yiyecek veya bitki çayı olarak kullanıldı. Yani yeni bir yiyecek değil. Avrupa Birliği bitkinin kullanılmasına ve satılmasına izin vermek için dosyayı kapamalıdır. Paraguay'dan gelen ve ismini İspanyol botanist Pedro Jaime Esteve'den alan stevia bitkisi yüzyıllardır biliniyor. Stevia bitkisini endüstriyel olarak ise ilk 1970'li yıllarda Japonlar işletti.